Merhaba arkadaşlar, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi geçen çalışmamızda Template Inheritance kavramı üzerine konuşmuştuk. Şimdi bu çalışmalarımızda ise işte template değişkenleri, filtreler, for loop, if koşulu gibi kavramlar üzerine konuşacağız template'e dair. Şimdi genel senaryomuz şu şekilde. Biz ne yapıyoruz? Görmüş olduğunuz gibi şu an statik içerikler gösteriyoruz değil mi ekranda? Ama biz ne yapmak isteriz normal koşulda? Bu içeriklerin daha dinamik olmasını, yani bu içeriklerin bir veri tabanından veya işte kullanıcının girdiği bir değerden oluşmasını isteriz değil mi? Ve bunları ne yapmak isteriz? İşte buradaki sayfalarımızda göstermek isteriz. Ancak bunların gösterimi şu an ne şekilde? Bakın görmüş olduğunuz gibi direkt statik içerikler şeklinde. Bunların daha dinamik hale getirilmesi üzerine konuşacağız. Şimdi değişkenlerden başlayalım. Şimdi template değişkenleri template içerisine göndereceğimiz veriler için bir yoğurtucu olarak görev yaparlar. Bu veriler nereden gelecek peki? Bu veriler de ilgili view fonksiyonundan bir dictionary yardımıyla gelecek. Hiçbir şey anlamadık değil mi? Hemen bakın şurada bir her şeyi kapatalım. index.html haricinde diğerlerini kapattım. Ve şuradan geliyorum. Core'un içerisindeki view dosyamızı ne yapalım? Alalım. Şu an ne durumdayız biz? Biz ne yapıyoruz? Yalnızca index.html'i render ediyoruz. index.html de bu şekilde şurada görmüş olduğunuz görünen yapı. Şimdi geliyorum burada. Geçici olarak bakın arkadaşlar şuradaki div var ya. Onu seçiyorum şöyle. Alt Shift A'ya tıkladığım zaman bakın başına ne geldi? Şuradaki comment ve şuradaki end comment etiketi geldi. Bu şekilde ne yapmış olduk? Bu şekilde şurayı ben yoruma almış oldum. Siz VS Code kullanmıyorsanız bunu manuel olarak da yazabilirsiniz bu tarafı yoruma almak için. Tabi Django HTML eklentisinde indirmiş olmanız gerekiyor bunun için. Şimdi geliyorum şuradaki hyperspace'i şurada dursun. Yalnızca kaydedersem burayı şurada yalnızca bir başlığımız var dikkat edersiniz. Şimdi bu hale getirdikten sonra bakın view'e dönüyorum. İndeksin içerisinde bir tane context dictionary'si oluşturacağım. Bu dictionary'nin isminin context olması şart değil ama genel kullanım bu şekilde. Şimdi ben template içerisinde göstermek istediğim verileri bu context dictionary içerisinde tanımlayabilirim. Ne diyorum? Bakın şurada key'e name diyelim. Değer de Gürcan olsun. Sonracığıma ikinci key'imiz age diyorum. Ve value'su da bunun 43 olsun. Böyle bir dictionary var elimizde. Ben ne yapmak istiyorum artık? Şurada render metodunda diyeceğim ki arkadaşım sen tamam şuradaki core.index.html'i render edeceksin ama burada üçüncü parametre olarak şuradaki context dictionary'i de ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Kaydediyorum. Bu şekilde ne yapmış olduk? Şuradaki context'i de ilgili render edilecek index.html'e gönderdik. Şimdi geliyorum bakın. index.html'de ben şurada hyperspace yerine şöyle bir şey yazalım. Name dedim. 2 nokta üst üste. Ve burada iki süslü parantez açıp kapattım. Ve bunun arasında diyorum ki sen buraya name'i yazdır. Şu satırı kopyalayalım. İkinci olarak da buraya h yazdır. Sen yaşı da yazdır. Şunu da e2'ye dönüştürelim. Aşağıdaki başlığımızı kaydediyorum. Geldim burada. Refresh ediyorum. Bakın burada artık isim ve yaş bilgisi nereden geliyor? Burada statik yazan bir tekstten değil. Buradaki views'in içerisinden bir context dictionary'si olarak gönderiyoruz. Tabii hemen şunu da düşünebilirsiniz. Ya hocam buradaki context dictionary içerisinde de bir statik olarak yazılıyoruz ama sonrasında veri tabanı işlemleri, modeller üzerine konuşmaya başladığımızda bunları dinamik olarak alacağız zaten. Ne yapmış olduk bu şekilde? Değişkenlerimizi yerleştirmiş olduk. Değişken tanımında ne demiştim dikkat ederseniz? Template içerisine göndereceğimiz veriler için ne işlevi görüyormuş? Bir yer tutucu işlevi görüyormuş. Tabi bu değişkenleri her zaman olduğu gibi göstermek istemeyiz. Üzerine bazı filtreler uygulamak isteriz. Bazı değişiklikler yapmak isteriz. Buradan da filtrelere bakalım. Filtreler ne demek? Şimdi öncelikle şurada context dictionary'im var ya onu biraz genişletelim. Öncelikle buraya ne ekleyelim? Bir tane e-mail ekleyelim. E-mail ne olsun burada? Gürcan
gmail.com olsun. Sonracığıma ne ekleyebiliriz? Böyle is member şeklinde bir bölüm ifade ekleyelim. Bunun değeri ne olsun? Bunun değeri true olsun. Bir tane liste ekleyelim buraya. Ona da ne diyelim? Şöyle hobbies yazalım. Hobbies ne olsun? İşte trolling olsun. Futbol olsun. Olmazsa olmaz. Ve ne diyelim? Şöyle bir de reading'i yapıştıralım buraya. Son olarak bir de ne yapalım? Mümkün olduğu kadar burada daha farklı filtreler kullanmak için farklı farklı veri tipleri koyuyorum dikkat ederseniz. Buraya son olarak doğum günümüzü de alalım. On the birthday diyorum. Doğum gününü burada nasıl yazacağım? Date time formatında yazacağım. Onun için geliyorum. Date time yazıyorum. Açtım parantezimi. 1980 dedik. 12. ayın 3 olarak da doğum tarihimizi yazdık. Şurada date time'i import etmemiz gerekiyor. Buradaki date time'ın ne işe yaradığını birazdan detaylı olarak göreceksiniz zaten. Geliyorum. Import değil tabii. JavaScript'e gidiyor. From date time paketinden import. Neyi import edeceğiz? Date time'ı import edeceğiz. Kaydediyorum. Artık görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ne yapabilirim? Bu şekilde verileri gönderiyorum. Ne dedik? Filtreler dedik değil mi? Şuradaki G'yi de hatta küçük harfle gönderelim ki yaptığınız filtreler daha belirgin olsun. Kaydediyorum buraya. Refresh ediyorum. İsim ve yaş bu şekilde geliyor. Ben şöyle bir şey istiyorum. İşte buradaki Gürcan'ın G'si büyük olsun. Tamam mı? Bunun açısından filtre ekleyeceğim. Filtreyi nasıl ekleyeceğim buraya? Name'in yanına geldim bakın. Değişkenin yanına geliyorum. Dik çizgiyi koydum. Uygulamak istediğim filtreyi buraya yazıyorum. Ben ilk harfinin büyük olmasını istediğim için burada title filtresini kullanacağım. Burada kaydediyorum bakın. Geliyorum. Refresh ettiğim zaman şuradaki G'nin büyüdüğünü göreceksiniz. Tekrar geliyorum. Tüm harflerin büyük olması için burada title yerine upper filtresini kullanabilirsiniz. Kaydediyorum. Geldim. Refresh ettim. Görmüş olduğunuz gibi harfler büyüdü. Benzer şekilde upper yerine lower kullanırsak, burada gerçi tüm harfler zaten küçük ama burada küçük harf gösterimi ne yapabiliriz? Dönebiliriz. Şimdi başka ne var? Başka, örneğin şurada string olduğu için buranın length'ini de almak isteriz değil mi? Length'ine bakıyorum. Geldim, refresh ediyorum. Uzunluğu ne? 6. 6 tane karakter var. E şimdi ben filtreleri teker teker gösterecek miyim? Hayır. Ne yapacağız bu durumda? Dokümantasyon okumayı bileceğiz değil mi? Bakın geliyorum dokümantasyona. Burası ana sayfamız. Şuradan documentation'a gelelim. Burada bakın aşağıya geldiğim zaman modul hakkında konuşmadık. View hakkında yavaş yavaş konuşmaya başlıyoruz. Bakın şurada template layer'ımız var. Burada bakın built-in tags ve filters'a tıkladığınızda şurada Django'da hazır bulunan etiketleri ve filtreleri detaylı bir şekilde ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Bakın birçok var. Buradan mesela başka neler var? İşte çok sık kullanılan şu var bakın. Geliyorum şurada truncate charts'a bakalım. Truncate charts'ın kullanımını bakın değerin yanına yine dik çizgiyi koyduk. Truncate charts ve 7 dediğimizde ne yapıyor? Bakın şuradaki string bir ifadeyi ne yapmış? 7 karaktere düşünmüş. Yani ilk 7'sini kullanmış burada. Sonrasında da ne yapıyor? Sonrasında da 3 nokta koyuyor. Sanki devamı gelecekmiş gibi. İşte bu blok yazılarında falan bloğun tanımı fazla olduğu zaman ne yapılır? İşte 3 nokta konulur genelde. Tıklanıp bloğa ait sayfaya gidilmesi gibi. Hemen bunu kullanalım bakın. Hemen ne yapıyorum? Şunu kopyaladım. Geldim. Şurada length değil de truncate charts diyorum. Sen iki karakterden sonra bana bir 3 nokta koy bakalım. Kaydediyorum. Geldim. Refresh ettiğim zaman bakın pardon iki karakterden sonra değil. İkinci karaktere gelince ikinci karaktere geldiği zaman ilkini gösterdi. İkinci karaktere gelince ne yapıyor? Şuraya 3 nokta koyuyor. Bakın biraz önce yaşadığımız şey aynısı aslında. Buradaki şeyleri teker teker ezberlemenize gerek yok. Yalnızca dokümantasyondan nasıl kullanıldığını bakabilirsiniz. Sonra gelelim burada başka ne kullanabiliriz? Sıklıkla kullanılan bakın şey vardı. Default vardı. Şimdi default'a gelelim. Varsayılan bir değer atayabiliriz. Tamam. Bakın geliyorum şurada. Default'u aldım şöyle. Kopyaladım. Şuraya olduğu gibi yapıştırıyorum. Şuraya çift tırnağımızı unutmayalım. Tamam.
Bu default ne işleme geliyor? Bakın geliyorum Waves'de şuradaki ismi boş bir string olarak gönderdiğim zaman geliyorum bakın refresh ediyorum. Boş string olduğunda ne getirdi burada bana? Nothing'i getirdi. Çünkü herhangi bir şekilde elimde isim bilgisi yok. Ve şurada bana neyi getiriyor? Varsayılan olarak nothing'i getiriyor ya da user olabilir vesaire vesaire. Son olarak başka bir tane daha bakalım. Şeyi de çok kullanıyordum ben. Safe'i de çok kullanıyordum ama safe'i birazdan detaylı olarak konuşacağız zaten. Şurada safe'e bakacağız birazdan. Onu şimdi geçiyorum. Sonracığıma geliyor. Random mı kullanıyordum ben? Random mesela. Şurada diyelim ki elinizde bir liste bilgisi var. Onu varsayılan olarak görünmesini değiştirebilirsiniz. Bizim listemizde hemen şurada bakın hobbies şeklinde yanlış yazmışız. Hobbies olacak. Burada bir listemiz var elimizde. Şurada yazanları varsayılan şekilde göstermek istersek bakın geliyorum şuraya. Varsayılan değil random bir şekilde göstermek istersek hobbies derim dikkat ederseniz. İlk çizimi yazıyorum. Random'ı buraya yapıştırdığım zaman kaydediyorum. Geldim. Refresh ediyorum bakın reading geldi. Tekrar refresh ediyorum. Traveling ve futbol geldi. Reading geldi. Bu şekilde ne oluyor? Bu şekilde değişen şekilde gelebiliyor. Tabii şeyi yanlış yapmışız. Şurada traveling, şuradaki virgül nerede olacak? Şurayı bir tek tırnakla kapatalım. Virgülümüzü koyalım. Sonucuma şuraya da bir tek tırnak koyduğum zaman şu şekilde olacak aslında. Kaydediyorum tekrar. Refresh ediyorum. Bakın buraya gelen şey varsayılan olarak ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Dediğim gibi dokümantasyona baktığımız zaman da ne diyor zaten? Verilen listeden size rastgele bir elemana dönüş yapacağını söylüyor. Böyle bir de burada önemli olarak şurada date filtresi üzerine konuşalım. Bakın date filtresini aldık ve şöyle bir yapı var karşımızda. Üf, bir ton karışık var değil mi? Şimdi gelelim. Şurada ben date time şeklinde bir veri girdim. Doğum günümü girdim. Tamam. 3 Aralık 1980 diye. Önce geliyorum bakın. Şurada hiç yapmadan hatta silelim şunu. Yalnızca şurada bana doğum gününü göstersin. Birthday burada bana göstersin. Kaydediyorum. Refresh ettiğim zaman şimdi burada hangi formatta bana döndü? Date time'ın varsayılan formatı şeklinde döndü tamam mı? İşte December 3, işte Aralık 3, 1980 şeklinde ve şurada da Midnight şeklinde belirtiyor. Bunu nasıl yapıyor? Dikkat ederseniz şurada ben ne formatında gönderiyorum? Bir date time formatında gönderiyorum tamam mı? O nedenle otomatik olarak şurada birthday bu şekilde görünüyor. Ancak ben ne yapmak isterim? Şuradaki formatın gösterimin değişmesini isteyebilirim değil mi? Bakın işte şuradaki formatın değişmesinde şurada görmüş olduğunuz date etiketinin dokümantasyonundan yapacağız. Şimdi genelde ben ilk böyle dokümantasyon okumaya başladığım zaman ya bu tarz şeyler bana inanılmaz derecede zor geliyordu yani. Sanki hiçbir şey anlatmıyormuş gibi geliyordu tamam mı? Ancak bakın gelin şuradaki bir yapı var. Şunu olduğu gibi bir alayım. Date diyor filtreyi kullanıyor. Ve işte büyük harf, küçük harf bir şeyler falan yapıştırmış buraya. Geliyorum bakın. Aldım. Birthday'in yanına dik çizgimizi koydum ve filtremi yerleştirdim. Kaydediyorum bakın. Geliyorum. Şuradaki formata dikkat. Refresh ediyorum. Bu kez ne yaptı? İşte günü öne aldı. Şöyle bir gösterime geçti. İşte bu gösterimi arkadaşlar şuradaki yapıdan alıyor. Bakın. İlk olarak ne var burada? Wednesday yani günün kısa gösterimi var değil mi? Onu neyle göstermiş? Büyük D ile göstermiş. Neden acaba? Bakın geliyorum dokümantasyona şuradan baktığım zaman bana diyor ki arkadaşım büyük D sen neredesin? O büyük D'yi göremiyorum iyi mi? Geldim. Heh, bakın büyük D ne diyor? Day of the week 3 karakterde. Bu şekilde. Eğer mesela bunu küçük L olarak yaptığımız zaman ne yapıyormuş bunu? Friday olarak gösteriyormuş değil mi? Bakın geliyorum. Şurada büyük D'yi sildim. Hatta şu başına değil de sonuna küçük L olarak yazıyorum. Kaydediyorum bakın. Geldim. Refresh ettiğim zaman bak
Günün nereye aldı? Günü sonu aldı değil mi? Bu kez ne şekilde aldı? Bu şekilde günün tamamını yazarak aldı. Neden? Çünkü ben buraya L yazdım. Çünkü dokümantasyon bana diyor ki arkadaşım, eğer günü bu şekilde göstermek istersen bunu küçük L ile yapabilirsin. Mesela gelelim aya. Bizim ayımız nasıl görünüyor? Şurada December kısaltması şeklinde görünüyor değil mi? Bakın o nasıl oluyormuş? Büyük M şeklinde oluyormuş. Geliyorum dokümantasyonda. Büyük M'de bana ne diyor? Şu şekilde diyor, gösterirsin diyor. Ben bunu büyük M değil de küçük M olarak göstereyim bakın. Küçük M'de ne olacak? Bunun aralık olduğu için 12'ye dönmesini isteyeceğim değil mi? Geliyorum bakın şu büyük M'yi silip küçük M yazıyorum, kaydediyorum, refresh ediyorum. Bakın görmüş olduğunuz zaman da bunu ayı bana rakam şeklinde gösterdi. İşte şurada görmüş olduğunuz, dokümantasyonda görmüş olduğunuz date filtresinden yararlanarak arkadaşlar istediğiniz şekilde tarih formatını ne yapabilirsiniz? Gösterebilirsiniz. Buradan şimdilik filtreler yeter. Neye gelelim? For döngüsüne gelelim. Tamam. Bakın yine dokümantasyon üzerinden geliyorum. For döngüsünde ne yapıyormuşuz? Bakın bir liste içerisindeki o listeye ait olan isim gösteriliyor. Bakın ben bunu olduğu gibi alıyorum bakın. Şurayı olduğu gibi. Kopyalamacılık geldim. Şuraya olduğu gibi yapıştırıyorum. Direkt dokümantasyondan aldım. Sonracığıma. Şimdi bende tabii ki bu değişkenler yok. Bende liste içerisinde yani for döngüsü kullanacağım ne var? Hobbies var değil mi? Bakın geliyorum şurada diyorum ki for hobby in hobbies. Yani listenin içerisindeki her bir eleman için şurada bana bu hobiyi göstersin. Kaydediyorum bakın. Geliyorum şurada refresh ettiğim zaman bana neyi gösteriyor artık? Listemin içerisindeki elemanları teker teker bana şu ekranda gösteriyor. Bu şekilde basit ve harika bir kullanım var. E tabi biz bazen ne isteriz? Bazen farklı farklı işte indeks bilgilerini falan isteriz, tamam mı? Şunlar ne işe yarıyormuş? Ona bakalım. Şurada hemen hobinin yanında bir çizgi çekelim. Şuraya bir parantezlerimizi yerleştirelim. Gelelim. Şurada counter'ı bir alıyorum bakın. Counter'ı aldım. Geldim. Sonra kodun içerisine yerleştiriyorum. Kaydedelim. Gelelim önce dokümantasyona bakalım. Bize current iteration'ı gösteriyormuş, tamam mı? İndeks olarak birden başlayarak. Geldim. Refresh ediyorum bakın. Görmüş olduğunuz gibi bana bunu 1, 2 ve 3'ü ne yapıyor? Otomatik olarak gösteriyor. Bu da mesela sık bir kullanımdır arkadaşlar. Biz işte genelde loop'lar kullandığımız zaman çoğunlukla o loop'ların hangi indekste bulunduğunda ne yapmak isteriz? Gösterebiliriz. Bu şekilde teker teker bunları bakabilirsiniz. Mesela şurada diyelim ki şöyle bir senaryo olsun. Biz işte ilkinin işte diyelim ki stilini değiştirmek istiyoruz değil mi? Daha kalın göstermek isteriz diyelim. O nedenle bunun ilk olup olmadığına da bakmak isteyebiliriz. Onun için ne veriyormuş buna? Bakın for loop nokta last şeklinde bir şey varmış. Gelip ben burada for loop last'ı da yazdırabilirim. Ne olduğunu çünkü boolean bir değer dönecek bana. Geldim. Refresh ettim. Bakın şurası ilk olduğu için buradaki turu dönüyor. Diğerleri de false şeklinde ne yapıyor? Bana dönüyor. For loop genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Hemen if loop'u da burada dokümantasyon üzerinden anlatayım. Burada if'e geldiğim zaman genel olarak zaten şuradaki yapıyı Python'dan biliyorsunuzdur. If, elif, else kavramını. Mesela şurayı olduğu gibi alalım bakın. Geldim şuraya şöyle yapıştırıyorum olduğu gibi. Şuradaki elifini bir sileyim. Sonra şu else'de aşağıya geldiği zaman mesela ne yapabiliriz? Number of athletes değil de number of hobbies diyelim. Burada geldik bakın hobbies'i aldım. Geldim. Hobbies varsa önce number of hobbies şeklinde bize uzunluğunu göstersin. Eğer diğer durumda da bize neyi göstersin? No hobbies şeklinde yazsın. Bakın burada kaydediyorum. Geldim. Refresh ettim burayı. Number of hobbies şeklinde bize neyi döndü? 3'ü döndü değil mi? Eğer ben kalkıp şuradan bakın. Views'in içerisinde ne yapıyorum? İçeriği mesela sildim. Geldim. Refresh ettiğim zaman no hobbies şeklinde bana ne yaptı? Geri dönüş yaptı.
Çünkü neden? Index HTML'e dikkat ettiğim zaman hobbies ne? Hobbies burada boş bir array değil mi? Boş bir array Python'da false bir ifadeye denk geliyor. O nedenle şurası false'a düştü. If else bloğumuzun içerisinde buraya geldiği için no hobbies şeklinde ne yapabildik? Yazdırabildik. Burada şeyi de belirteyim arkadaşlar. Yani Django öğrenmeye başladıysanız zaten bunları biliyorsunuzdur. Yani şuradaki işte değişken eşitlemeye vesaire işte operatörlere, operatörlere falan girmiyorum artık. Ne yapmış olduk bu kez de? If koşulu üzerine de konuşmuş olduk. Şimdi gelelim, bunları bu şekilde mi yapacağım? Hayır arkadaşlar. Geliyorum bakın, şuradaki index HTML'i geri alıyorum bir. Kapatalım burayı. Index HTML ne yaptı? Eski haline döndü. Ve buradaki hali ne şekilde? Statik bir şekilde, tamam mı? Biz ne yapabiliriz? Bunu bu haliyle de bırakabiliriz. Çünkü benim bu çalışma çerçevesinde burası ne olacak? Burası aslında statik bir, aynen bu şekilde bırakacağım bir text olacak, tamam mı? Normalde bu şekilde bırakabiliriz. Model oluşturma, veri tabanında alacağımız işlemleri zaten işte servis ve blok uygulamalarını yapacağımız zaman konuşacağımız için bu tarafın bu şekilde kalması benim açımdan yeterli, tamam mı? Ancak burada size şunu da göstermek istiyorum bakın. Views'e geliyorum, tamam mı? Şimdilik şu konteksti bir siliyorum. Şimdi ne diyelim, bir tane değişken ismi oluşturacağım. Şöyle static content şeklinde bir tane değişken oluşturuyorum, tamam mı? Bunun template string olmasını istiyorum arkadaşlar. Şöyle 3 tane tırnak işaretiyle başlayıp 3 tane tırnak işaretiyle kapatıyorum. Sonra geliyorum bakın. Şuradaki div inner'ı alarak şuradaki HTML'in tamamını kesiyorum bakın. Ve sonra static content'in içerisine bunu yapıştırıyorum ve static content değişkenini eşitliyorum. Şimdi ne yapmış oldum? HTML'li bir string olarak aslında şuradaki static content'i eşitledim, tamam mı? Sonra da context dictionary'sine diyorum ki context'im, arkadaşım sen neydin? Sen bir dictionary'ydin. Senin static content şeklinde bir key'in olsun ve bu key'in şuradaki static content'e eşit olsun. Ben neden şunu sorabilirsiniz adam. Hocam sen burada static content'i neden direkt göndermiyorsun? Static content'i direkt gönderirim ama projenin ilerleyen aşamalarında index HTML'e başka şeyler de göndereceğiz, değil mi? O nedenle bunu static content şeklinde gönderiyorum. Kaydediyorum burayı. Sonra da geliyorum index HTML'in içerisine. Açtım süslü parantezimi. Buraya context'in içerisindeki static content'i bana göstersin. Geliyorum, static content'i bana göster arkadaşım diyorum. Kaydettim ve refresh ediyorum. Bana ne geldi? Direkt HTML yapısı olarak geldi, değil mi? Buradaki yapı bana nasıl geldi? HTML olarak geldi. Şimdi ben ne yapmasını isterim? Buradaki HTML içeriği saf bir HTML olarak okumasını isterim, tamam mı? O nedenle geliyorum buna başka bir etiket olan dik çizgimi yazdım. Save etiketini yapıştırıyorum. Sonra da kaydediyorum bakın. Geliyorum, refresh ettiğim zaman bakın bu kez içeriğim ne olarak geldi? İçeriğim HTML olarak geldi. Yalnız burada şuna dikkat. Biz dikkat ederseniz burayı bir değişkene text olarak atadık. Herhangi bir şekilde bir kullanıcının giriş yapabileceği, bir kullanıcının işte sallıyorum form doldurduktan sonra oluşturabileceği bir içerik değil bu. O nedenle ben güvenli olarak bunu save şeklinde kullanabilirim. Ancak bu bir kullanıcıdan gelen bir içerik olsaydı arkadaşlar, şuradaki safe kullanımı bir güvenlik açığı oluşturuldu. Çünkü burada safe kullanarak biz diyoruz ki değişken içeriği HTML olarak güvenlidir ve bunu doğrudan tarayıcıya gönderebiliriz diyoruz. Ama eğer kullanıcı tarafından girilen bir şey olsaydı bu şekilde göndermemiz sorun olurdu. Yani aslında en doğrusu belki de hiç değiştirmemekti. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bırakmak da daha doğru olurdu ama ben hani aklıma gelmişken size bundan da bahsetmek istedim. Bu şekilde ne yapıyorum? Static content'i olduğu gibi gönderiyorum. Bugün çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.